Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Müzikal Tekiniz Küpe FM'den, ben Deniz Kamil Bilici'den merhabalar efendim. Keyifli bir hafta sonu renklendirecek. Yepyeni bir Beş Çayı'nda daha huzurlarınızdayız. Bugün Türk Popüler Müziği'nin sevilen genç ve başarılı isimlerinden bir tanesi bizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki yarım saat içerisinde hem onu daha yakından tanırken hem de birbirinden güzel şarkılarına kulak verme şansımız olacak. Aslında sadece müzik yaptığını söylemek biraz eksik kalacak diye düşünüyorum. On parmağında on marifet, oyunculuk, müzik, modellik eğitimleri aldığını biliyorum. Onları hepsini kendi ağzından öğreneceğiz ama ilk olarak hoş geldin diyelim. Hoş geldin programımıza Suadi. Merhabalar, hoş bulduk. Güzel sözlerinizden ötürü öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir sohbet geliyor. Şimdi aslında bunların hepsinden bahsedelim istiyorum saydıklarımdan. Çünkü süremiz hem biraz kısıtlı ama çok da konuşulacak konu var. Ama en önemlilerinden bir tanesi hiç kuşkusuz bu yıl başlarında başında tanıdığımız çok keyifli bir şarkı var. Aslında yıllar evvelden bugüne uzanan bir şarkı Cesaretim Yok. Onun sürecinden bahsedelim mi biraz? Nasıl gelişti senin için? Evet, Cesaretim Yok. Evet, cover bir şarkı. Yonca Evcimik 1991 yılında şarkıyı ilk defa çıkarmış. Sözleri ve müziği Şehrazat ait. Bu Özgür Aras projesi aslında benim prodüktörlüğümü yapıyor. Bize bu şarkıyı dinletti ve şarkıyı çok beğendik. Özellikle kış ayı olmasından ötürü ben hiç slow bir şarkıma klip çekmemiştim. Slow bir şarkı olmasına dikkat ettim. Çünkü Ocak ayında çıkmıştı şarkı. Daha sonra kim aranje yapabilir dedik. İskender Paydaş'ın eline bıraktık şarkıyı. Pop rock bir versiyon yaptı. Çok da güzel bir şarkı oldu. Klibimizi çektik. Böyle film tadında, sinema filmi tadında bir klip çektik. Klibimiz de çok beğenildi. Daha sonra bu şarkıya bir koreografi yaptık. Dansçılarla şarkımızı daha da çok güçlendirdik. TV programlarına, çeşitli etkinliklerimize ve konserlerimize bu şekilde çıktık. Böyle aslında hikayesi böyle. Aslında öğrendiğim kadarıyla Şehrazat'la bir tam gün bütün şarkılarını dinleme durumu da olmuş seçerken galiba, öyle değil mi? Evet, ben Şehrazat Hanım'ı çok severim gerçekten. O da beni sever. Sohbet ederiz, birlikte otururuz, bir şeyler içeriz, yeriz. Bu şarkıyı da tabii söz müzik ona danıştım ilk. Ben bu şarkınızı okumak istiyorum. O da çok sevindi. Daha önce bütün şarkılarını dinleme, yani 1980-90'da yaptığı şarkıları, eski kasetleri dinleme şansım oldu ve çok heyecanlanmıştım. O da çok bana bu konuda iyi okumuşsun, danslarımı beğendi, projeyi çok beğendi. Zaten Özgür Aras'ı çok seviyor, İskender Paydaş'ı çok seviyor. Ondan da tam destek aldık. Yonca Evcimik de çok güzel şeyler söyledi projeyle ilgili, benimle ilgili. Onun tabii ki güzel sözlerini işitmek de benim için çok büyük bir onur ve mutluluk kaynağı. O zaman şarkıdan bayağı bir bahsettik. Şarkıyı dinletelim dinleyicilerimize. Zaten biliyorlar ama bir kez daha Küpe FM frekansları aracılığıyla onlara ulaşsın. Sonrasında Suadiye ile sohbetimiz burada devam ediyor olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Bazı şeyler var yıpratmak istemedim.
Müzikal takınız Küpe FM'de keyifli şarkısıyla Suadiye radyolarımızdaydı. Cesaretim Yok'u dinledik. Birbirinden güzel Suadiye şarkılarına kulak vermeye devam edeceğiz ama hazır bir aradayken onun hikayesini birinci ağızdan da aktarmak dinleyicilerimize benim için çok büyük keyif olacak. Bildiğim kadarıyla aslında çok değerli isimlerden müzik eğitimi aldın. Sadece müzik eğitimi değil, oyunculuk eğitimin de var, modellik eğitimin de var, dans eğitimin de var. Müzikle olan yolculuğunun paralelinde bu eğitimlerin hepsinden biraz kısaca bahsedebilir miyiz dinleyicilerimiz? Tabii ki. Aslında asıl amacım tabii ki şarkıcılık, sanatçılık, beste, söz. Ve bunun yanında onları destekleyici olarak dans eğitimi aldım, modellik eğitimi aldım ve oyunculuk eğitimi aldım. Çünkü şöyle, biz görsel bir iş yapıyoruz ve bu bağlamda bizim attığımız her adım takip ediliyor ve eleştiriye açık insanlarız. Bizi insanlar eleştirebilir. Ben gayet bunu normal karşılıyorum. Hani bunu en aza indirmek, işimi daha iyi yapmak adına mesela Cesaretim Yok klibinden önce Yeşim Alış'tan oyunculuk dersleri, bakış dersleri aldım. Daha sonra bazı Fashion Week alanlarında, defilelerde podyuma çıktım ve bundan önce tabii ki benim daha önceden hiç podyum tecrübem olmadığı için yürüyüş dersleri almak durumunda hissettim kendimi ve yürüyüş dersleri aldım. Daha önceden dans eğitimim küçük yaşlardan bu yana vardı, müzik ve dans. Çünkü ben dans etmeyi çok seviyorum. Benim için çok büyük bir motivasyon. Yani şarkı söylerken dans etmeden duramam. Hatta slow bir şarkı söylediğimde bile dans etmek istiyorum. Diyorum ki Suadiye dur, hayır bu şarkıda dans etmemen lazım. Bu şarkı insanları hani duygulandırmak ya da onları uzaklara götürmek için söylüyorsun sen bu şarkıları diye düşünüyorum. Yani bu eğitimleri almamdaki amaç hani mükemmeliyetçi yapım aslında. Peki aynı zamanda ilk albüme doğru gelecek olursak şayet, ilk albümde birbirinden güzel Suadiye şarkıları var. İmzası da sana ait, aslında kendi bestelerini de yapan bir isimsin. İlk albüm sürecinden biraz bahsedelim mi? Tabii ki. 2013 yılıydı. Ben ilk albüme aslında başladığım zaman 2012'nin sonlarıydı. Kendi şarkılarım, bestelerimi toparladım. İlk albümün kendi eserim olmasını istedim aslında. Yani çok şarkılar da geldi sanatçı arkadaşlarımdan ama ben kendi şarkılarımı çok beğendiğim şarkılarım vardı. Onları toparlamak istedim. 10 tane şarkı 2013'ün sonunda Kasım ayında çıktı. İsmini de Suadiye koymuştuk bu albümün. Çünkü tüm söz müzikler bana ait olunca dedim ki Suadiye koyalım. Çünkü Suadiye değişik bir isim. Aynı zamanda mutluluk demek. Benim gerçek ismim bu arada Suadiye. Sahne ismi sananlar olabiliyor. O yüzden Suadiye ismini ekibim ve ben uygun gördük ve Suadiye ismiyle çıkarttık albümü. O albümde iki şarkıya klip çektik. Birisi Kalp Atışları, yine 6 tane dansçı eşlik etti bana. Berham Kale'de Kaz Dağları'nda çektik klibi. Daha sonra Şubat ayında da, Şubat 2014'te Aşk Falakası şarkım geldi. Murat Küçük yönetmenliğinde çekildi stüdyo ortamında. Yine dansçılarla birlikte bir şölen halinde çektik klibi. İlk albüm böyleydi. İki kliple kapatmak istedim İlk albümü, çünkü başka besteler, başka kan aradım yani. Hiç durmadım. Daha sonra bir fit projem geldi. Tamamen konser amaçlı yaptığımız ve konser turnesine çıktığımız bir DJ arkadaşımızla, Cihat Uğral ile birlikte. Şimdi de Cesaretim Yok geldi. Evet. Yine ilk albümden bu kadar bahsetmişken Kalp Atışları klip şarkısıydı. İlk klip şarkısıydı. Onu dinleyelim. Önümüzdeki günlerde dinleyicilerimize aslında program öncesinde sosyal medya üzerinden Suadiye Küpe FM'de etiketiyle sorularını göndermelerini istemiştik. Onların yoğunluklu olarak merak ettiği şeylerden bir tanesi de bundan sonraki süreçte Suadiye neler yapacak, ne gibi şarkılar alacak. Ben az önce dinleyicilerimiz şarkıları dinlerken bir nebze öğrendim. Birazdan onları da aktaracağız ama öncesinde Kalp Atışları burada. Sonrasında sohbetimiz devam edecek. Vardı sana doğru, sana doğru.
geldin, sona geldin. Kara duvarlar örmüştü senin aşkınla ben piştim. Bende bir yürek vardı. Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Takınız Küpe FM'de bendeniz Kamil Bilici ile birlikteyiniz. 5 yayında devam ediyor program konumuz Suadiye ile de. Keyifli sohbetimize devam ediyoruz. İlk albümünün çıkış şarkısını dinledik. Cesaretim Yok bugünlerde hayatının gündeminde ama bundan sonraki süreçte de çok güzel şarkılar var. Ben bilgileri sizlerden önce aldım. Bu Cesaretim Yok şarkısında bizim aslında PR dünyasında çok önde gelen isimlerden bir tanesi Özgür Aras hiç kuşkusuz. İlk prodüktörlük denemesi de aynı zamanda beraber hayata geçirdiğiniz Cesaretim Yok'ta. Bundan sonraki yolda da yolculuğunuz beraber devam edecek. Bundan sonraki projeler neler, onlardan biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Projelerimizi şekillendiriyoruz şu anda. Ve ben artık yavaş yavaş hani bazı şeyleri açıklıyorum. Çünkü yaklaştıkça çıkarma zamanı şarkının. Bir ay sonra bir şarkımız geliyor. İsmi Aşkça şarkımızın. Yine çok eğlenceli ve çok güvendiğim bir şarkı. Bayılarak dinlediğim bir şarkı. Bence çok beğeneceksiniz bu şarkıyı. Bir ay sonra sizlerle olacak. Yine Özgür Aras prodüktörlüğünde sözlerini Deniz Erten yazdı. Adaptasyon bir şarkı aslında bu şarkı. Bu şarkıdan sonra, bu şarkı devrini tamamladıktan sonra Sezen Aksu'dan bir şarkı aldım. İsmini söyleyemiyorum, bahsedemiyorum arkadaşlar. Ama ondan şarkı almak, onun sözünü müziğini yaptığı yeni bir şarkı almak benim için kariyerimde çok büyük bir yeri var. Yani Sezen Aksu ile ilk bir araya gelme tarihimi 12 Nisan hiç unutmuyorum. Stüdyosunda bir araya geldik Sezen Aksu'yla. Onu görünce çok heyecanlandım. Kendimi çok şanslı hissettim aslında. Gurur duydum, onur duydum, duygulandım. Hatta şöyle bir şey oldu. Hani o kadar böyle sevgi ve duygu yoğunluğu oldu ki birbirimizi görünce ben orada kendimi tutamadım ve ağladım. Sezen Hanım da ağladı orada. Orada herkes vardı. 10-15'likçe herkes duygu yoğunluğu yaşadı. Hani ben duygusal olaylara çok önem veririm. Yani müzik benim için çok duygusal bir bağ aslında. Hani hayal ettiğiniz, daha önceden çocukken dinlediğiniz Türkiye'nin star isimleriyle bir araya gelebilmek gerçekten çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani bunu hiçbir şekilde sağlayamazsınız. O yüzden çok mutluyum. Sezen Aksu şarkısını da çıkarmak için böyle sabırsızlıkla bekliyorum. O da çok hareketli bir şarkı. Slow değil, onu söyleyebilirim. Çok güzel bir şarkı. Ben de öyle bir tahminde bulunacaktım şimdi tam. Yaz aylarına Aşkça denk geliyorsa sonbahara belki slow bir Sezen şarkı. İnanın Aşkça ve ismini söyleyemediğim şu an Sezen Aksu şarkısı. Hareketli, kıpır kıpır, çok güzel şarkılar. O zaman Sezen Aksu'dan bu kadar bahsetmişken daha evvel bir tane daha Sezen Aksu şarkısı söyledi aslında Suadiye. Aşkın Nur Yengi'nin yorumuyla tanıdığımız bir şarkıydı. Sıramı bekliyorum gelsin. Sonrasında biraz da onun üzerine sohbet edelim. Sıramı
Müzikal Takınız Küpe FM'de keyifli Suadiye şarkılarından bir başkası da Sıramı Bekliyorum'du. Yıllar evvel Aşkın Nur Yengi yorumuyla tanımıştık. Sezen Aksu'dan bahsettik az önce, çok duygusal anlar yaşadık bir araya gelince, geldik deyince. Empati yapınca anlamak çok güç değil aslında. Çünkü Sezen Aksu hemen hemen çoğumuzun, birkaç jenerasyonun ilk aşklarında, ayrılıklarında, acılarında, mutluluklarında, duygularıyla, melodileriyle yanında olmuş isimlerden bir tanesi. Bu şarkı da onlardan bir tanesiydi. Bu süreç nasıl gelişti senin için? Sıramı Bekliyorum şarkısı fit bir şarkıydı. Cihat Uğrel, DJ Cihat Uğrel ile birlikte fit yaptık şarkıyı ve klip çektik. Eski menajerim bu şarkıyı bana dinletti. Cihat Uğrel ile bir araya getirdi, onların menajerleriyle birlikte. Şarkının okumasını gerçekleştirdik, işte klibini çektik. Daha sonra bu bağlamda bir konser turnesine çıkıldı. Bir 15-20 konser verildi yaz ayında, geçen yaz. Çok güzeldi benim için. Yorucuydu, yoğundu ama tabii şarkı çok güzeldi. Yorumlamaya çalıştım Aşkın Nur Yengi, çünkü çok büyük bir ses. Onun daha önce yayın yorumladığı bir şarkıyı ben de yorumlamaya çalıştım. Bütün projelerim güzeldi. Bu da keyifliydi. Yani her projede yeni yeni tatlar, yeni yeni şeyler tadıyorum. Bu yüzden bu projem de güzeldi. Asıl bundan sonra gelecek şeyleri de biz merakla bekliyoruz ama sahne, konserler dedin. Bu süreçte de olacaktır. Hem Cesaretim Yok var, hem Aşk Çiçeği Geliyor, hem arkasından Sezen Aksu şarkısının müjdesini aldık. Bu yazla ilgili planlar var mı, sahne, konser, program? Evet, bu yaz birçok konserimiz olacak. Onları biz zaten zamanı geldiği zaman sosyal medya hesaplarımızdan size duyuracağız. twitter.com/suadiyeovench hesabından ya da facebook.com/suadiyeofficial beğeni sayfasından takip edebilirler. Çünkü etkinlik takvimim yoğun. Ben kendim paylaşamasam da sosyal medya hesaplarımdan sürekli aktif olarak paylaşılıyor. Ben bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Cesaretim Yok'la kapatacağız. Dinleyicilerimiz radyolarına birazdan ses verecekler ama öncesinde ben Küpe FM dinleyicilerine son mesajlarını alalım istiyorum. Ben sizinle bu sohbet gerçekleştirdiğim ötürü çok mutlu oldum. Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Çok öpüyorum herkese. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim biz de Suadiye'nin bundan sonraki çalışmalarını da ilgiyle takip edip dinleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Küpe FM ailesi olarak. Şimdi az önce de belirttiğimiz üzere radyoları biraz daha ses verme zamanı. Suadiye ve şarkısı Cesaretim Yok sizlerle bir sonraki 5 çayında buluşuncaya kadar. Hoşçakalın. Bak kendine.
Kamil Bilici ile Beş Çayı sona erdi.